Uzun bir aranın ardından Kelebekli Müziğe geri dönen Reyhan Karaca bu kez ringe çıktı. Hem kendi terledi hem antrenörünü terletti. Ünlü popçu hayatına dair açıklamalar da yaptı. Magazin 8 mikrofonlarına konuşan Reyhan Karaca evlenmek istediği erkeği ilk kez tarif etti. Reyhan Karaca eldivenleri giydi ve boks yaptı. Beni tüysiklet görüyorlar ama konsantre olup 3-5 yumruktan sonra bayağı morarttığım oluyor. İnsanları bayağı haşat ediyorum yani. Ben sıkıcı bir adamla asla yapamam. Ünlü popçu evlilik ve çocuk özlemiyle ilgili özel açıklamalarda bulundu. Hadi hayırlar, uğurlar, içimde kelebekler uçuyor. Boks bandajı ellerine eğitmeni tarafından özenle sarıldı. Yes. Yüzü gülüyordu. Kalbi ise küt küt atıyordu. Bu işi severek yaptığı her halinden belliydi Reyhan Karaca'nın. 8 Kasım 1970 doğumlu ünlü popçu. 45 yaşında ancak 20 yaşındaki gençlere taş çıkartacak cinsten bir kondisyona sahip. Profesyonel bir sporcu gibi yumruk atmayı, nefes alıp vermeyi öğrenmişti Reyhan Karaca. Birkaç ısınma hareketinden sonra eldivenlerini giydi ve demir yumruk Reyhan eğitmeninin karşısına geçti. Yumruk çalışırken ayakları da büyük bir disiplin içindeydi. Stili sanki geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz efsane boksör Muhammed Ali gibiydi. Resmen kelebek gibi dans ediyordu Reyhan Karaca. Dakikalarca yüksek kondisyonda ders aldı. Boncuk boncuk değil, şakır şakır terledi. Biz bunu bir senedir aynen böyle yapıyoruz. Bu bir 15 dakikalık kısa bir egzersizdi. Normalde bir saat çalışıyoruz. Bir saat pilates yapıyorum, 20 dakika kardiyo yapıyorum. Volkan Hoca beni güzel bir sisteme soktu. Yeni şarkısı Kelebeğin klibinde de aynı şekilde görüntü vermişti ünlü popçu. Yaklaşık 1,5 senedir pilates yapıyordum bu aynı salonda. Daha sonra biz Volkan Hoca ile işte boks nasıl olur, nasıl yapar, onun da böyle bir eğitimi olduğu için ufak ufak böyle eğlenme amaçlı başladık. Ben boksa inanılmaz bir aşk duymaya başladım. İşte böyle başlamış boksla tanışma hikayesi. Bir sene geride kalmış. Çok profesyonel değilim, onu söyleyebilirim herkese. Şey değilim yani, hani maç yapacak kıvamda değilim. Ben sadece egzersiz tabanlı bazı temel kalıpları yapmaya çalışıyorum. Hayatı boksla da değişmiş Reyhan Karaca'nın. Bir kere nefes alışım değişti. Hareketlerim, hareket kabiliyetim gelişti. Eskiden çok hızlı yürüyemezdim. Şimdi hızlı hızlı yürümeye ve hatta yavaş tempoda koşmaya da başladım. Öyle hafife alınacak seviyede değilim diye ekliyor Reyhan Karaca ve uyarıyor. Savunma mekanizması olarak kullanmadım ama bazı arkadaşlarım hadi gel bir tane yani omzuma vur falan dedikleri zaman yani beni tüysiklet görüyorlar ama konsantre olup 3-5 yumruktan sonra bayağı morarttığım oluyor. İnsanları bayağı haşat ediyorum yani. Klipte hemen yanında duran boks torbası kullanılmış. Klibinde de bir boksör gibi görüntü veren Reyhan Karaca biraz göndermeli bir açıklama yapıyor. Çünkü ben gerçekten boks yapıyorum. Orada diğer kliplerdeki arkadaşlarım gibi görsel olarak kullanmadım. Ben gerçekten orada kum torbasını vuruyorum. Hatta klipten sonraki günlerde ellerimin açıldığını gördük. Yani bayağı ellerimde, parmaklarımda yaralar oluştu o boks torbasına vurmaktan. Çünkü eldivenlerle vurmadım. Aylardır çalıştığı için elbette bir yol almış değil mi? Ve ünlü popçudan spora teşvik eden bir örnek geliyor. Ben buraya aslında biraz da terapi için de geliyorum. Sadece spor yapmak için değil. Bazen spor yapmıyorum, sadece konuşmaya geldiğim bile oluyor. O yüzden de yeni hayatımda sporu hayatımın içine bir yaşam şekli halinde soktum ve bu şekilde hayatımı devam ettirmeyi sağlığım el verdiği sürece istiyorum. İş ve spor hayatında başarılı ve mutlu olan Reyhan Karaca evlenmeyi istediğini açıkladı. Evlilik yapmayı düşünmeyeyim, tempomu hangi adam ayak uydurur bilemiyorum da böyle boks yapan falan bir kadını kim izler bilemiyorum. Tabii ki düşündüm. Çocuk istediğim için de tabii ki evliliğe sıcak bakmaya başladım. Son 1-2 yıl daha veriyorum kendime evlenebilirsem. Hayatıma biri girerse, doğru bir insan olursa tabii ki evleneceğim. Peki bunca zaman neden bekledi acaba? Daha laylaylom yaşıyorduk. Yani hayat daha hızlı akıyordu. Daha fazla arkadaşlarımızla birlikte olmak istiyorduk. Şimdi birazcık daha içime döndüm belki. Keşke 3-5 tane de çocuğum olsa.
Ama kısmet bu işler. Hayatınıza biri girer, birden size evlilik düşündürür. O çok planlanan bir şey değil aslında. Ünlü popçu evleneceği kişiyi de tarif etti. Her konuda konuşabileceğim birisi olması gerekiyor. Tabii ki sosyal statüsü bana yakın olmalı. Müzik konuşabileceğim biri olmalı. Beraber zaman geçirirken çok eğleneceğim biri olmalı. Ben sıkıcı bir adamla asla yapamam. Tamamen açık olmalı. Yalan söylememeli. Çok çok fazla kriter var yani hangi birisi ama doğrudan bakarsanız tek cümleyle bana uygun bir adam olmalı. Yani benim gibi bir adam olmalı.